Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'nın artık yeni bir hükümeti var. Ancak koronavirüs döneminde bu krizi yöneten önemli isimlerden bir tanesi de Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn. Bu Sağlık Bakanı şöyle bir açıklama yaptı. Gider ayak. Diyor ki, aynen şöyle. Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak, ya iyileşecek ya da ölecek. Tekrar ediyorum. Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak, ya iyileşecek ya da ölecek. Arkadaşlar, böyle bir açıklama bir bakanın ne kadar acziyet içerisinde olduğunu, ne kadar beceriksiz olduğunu, bu krizi ne kadar kötü yönettiğinin bir göstergesi. Burada halkını tehdit eden bir bakandan bahsediyoruz arkadaşlar. Ya olacaksın ya öleceksin. Böyle bir rezalet bana göre Almanya'ya yakışmıyor. Böyle bir adam da yakışmıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, biz bu ekrandan defalarca anlattık. Dedik ki Almanya'daki ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki koronavirüs krizi yanlış yönetiliyor. Şu anda Almanya'da yaklaşık 25 milyon kişi eğer aşı olmadıysa ülke nüfusunun 1/4'ünden daha çok kişi eğer aşı olmadıysa bu siyasetçilere, işte bu arkamda gördüğünüz Sağlık Bakanı'na güvenmiyor demektir. Merkel bu konuda sınıfta kaldı. Şimdi bakın kıymetli izleyicilerimiz, bir bakanın çıkıp ya olacaksın ya öleceksin diye açıklama yapması şu anki vaka sayılarının neden arttığının göstergesi. Şu an hastaneler dolmaya devam ediyor. Bu hastanelerin neden dolduğunun da bir göstergesi. Hiç kimse kusura bakmasın. Neticeye baktığımız zaman bugün vaka sayıları 100 binlere gidiyorsa, hayatını kaybeden insanların sayıları günlük 500'lere yaklaşmışsa bu bakan ve saz arkadaşlarının başarısından söz edemeyiz. Burada halkını tehdit eden bir bakan var. Niye tehdit biliyor musunuz? Kendileri çıkıp demediler mi bu sıvıları vurdurmak zorunlu değil diye. İsteyen olur, isteyen olmaz. Peki bu açıklama neyin nesi? Bakın, halkı suçlayan bir diğer açıklama da Merkel'in kocasından geldi. Bakın, Merkel'in kocası ne diyor? Almanya'daki 25 milyon aşılanmayan insanlara hitaben şunu söylüyor. Diyor ki, Almanya'da koronavirüse karşı aşılanma oranlarının düşük olmasından Almanların tembelliğini ve kayıtsızlığını sorumlu tutuyorum diyor. Sauer, yani Merkel'in eşi, gençlere de bilimle daha fazla ilgilenme çağrısında bulunuyor. Bu tamam, bunda bir şey yok. Bakın, devam ediyor. Nüfusun 1/3'ünün bilimsel kanıtlara uymuyor olması afallatıcı. Bu durum kısmen Almanların tembelliğinden ve kayıtsızlığından kaynaklanıyor. Bir diğer grup da aşı diktatörlüğü zannettikleri şeye ideolojik olarak tepki gösterenler diyor. Yine Merkel'in kocası şunu söylüyor. En kısa zamanda herkesin bu sıvıları vurdurması gerektiğini, kendi sağlıkları için çok çok önemli olduğunu ifade ediyor. Yani son zamanlardaki rakamlara baktığımızda kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'daki aşılanma oranı %68. Bu oran İngiltere'nin, Fransa'nın, Portekiz'in ve birkaç ülkenin daha, Avusturya'nın, Belçika'nın daha gerisinde. Bunu net olarak gözlemleyebiliyoruz. Almanya Sağlık Bakanı işte böyle açıklama yapıyor. Merkel'in kocası böyle açıklamalar yapıyor. Gelinen noktada görüyoruz ki tablo hiç de iç açıcı değil. Beni takip edenler bilir. Ben ne dedim? Günah keçisi olarak bu sıvıları vurdurmayanlara gösterecekler. Kendi beceriksizliklerinden haberleri yok. Alınan tedbirlerle adeta vatandaşla oyun oynadıklarından haberleri yok. Öyle bir noktaya geldi ki şu anda arkadaşlar, biz bu işi çözdük diye utanmadan, sıkılmadan bu Sağlık Bakanı açıklama yapacak. Çözdük ama işte bu sıvıları vurdurmayanlar yüzünden bak vakalar bu noktaya geldi diyecekler. Gerçekten
Bu şekilde bu kadar da neyse kullanmayacağım devamını. Kıymetli izleyicilerim bak. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Norveç ve diğer ülkeler, Avrupa'nın tüm ülkeleri, dünyanın tüm ülkelerinde şöyle bir algı var. İnsanların kurtuluşu sadece ve sadece bu sıvılardı. Bu algı var. Bilim insanları bunu söylüyor. Saygı duyuyoruz. Bunda bir problem yok. Bizim söylediğimiz, anlatmaya çalıştığımız nokta şu. Siyasetçiler hangi kararları aldıklarını bilmiyorlar. Bu işin uzun vadede planlamasını yapamıyorlar. Anlatıyoruz. Bak şu anda Almanya'da vaka sayıları çok ciddi anlamda artıyor. Hastaneler pek çok bölgede dolmaya devam ediyor. Hasta nakilleri var arkadaşlar. Başka noktalar mesela Brandenburg'da. Hastalar pek çok hastane dolduğu için başka eyaletlere gönderiliyor. Şimdi böyle bir tablo ortadayken kalkıp bu siyasetçilerin başarılı olduğundan krizi doğru düzgün bir şekilde yönettiklerinden bahsedebilir miyiz? Ama kendileri öyle görüyorlar. Suçu yine bu sıvıları vurdurmayanların üzerine attılar, kenara çekildiler şimdi. Hiç kimse de sorgulamıyor. Ya kardeşim bu kadar zaman zarfı içerisinde sen ne iş yaptın? Kapatıp açmaktan başka hangi kararları aldın? Hiç kimse, Avrupa'nın diğer ülkeleri için de söylüyorum arkadaşlar, suçu üzerine almıyor. Ya 2 yıldır bu bizim hayatımızda bu virüs. 2 yıldır niye hastane kapasitelerini arttırmadınız? Daha fazla hastane yaptırmadınız? Yatak sayısını neden arttırmadınız? Neden kardeşim? Seçmece karpuz seçer gibi göçmen almasını biliyorsun. Doktor da alsaydın. Niye almadın? Öyle bir noktaya geldik ki arkadaşlar, şu anda halkın, bakın Almanya'da 25 milyon eğer bu sıvıları vurdurmuyorsa bu siyasetçilerin yüzünden. Niye biliyor musunuz? Akşam başka bir şey söylüyorlar, sabah başka bir şey söylüyorlar. Aç kapa oyunu oynuyorlar. İnsanların psikolojilerini bozdular, ekonomilerini bozdular. Çıkıp şimdi diyorlar ki ya aşı olacaksın ya da öleceksin. Almanya Sağlık Bakanı söylüyor bunu ya. Ayıp ya, ayıp, ayıp. Halkını tehdit ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın aynen ifade şu. Yıl sonuna kadar herkes ya aşılanacak, ya iyileşecek, ya da ölecek. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Ben hayatımda böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. Almanya gibi büyük bir devletin bakanlığını yapan adam çıkmış, halkını tehdit ediyor. İşte Merkel'in partisinin son seçimlerde aldığı oy oranını gördük. Tepe takla oldu. Bunun en büyük sorumlusu arkadaşlar bu krizin doğru düzgün bir şekilde yönetilmemesi. Anlattık, defalarca anlattık. Bak halka sosyal yardımı gerektiği kadar ver. Halkı dilenciliği yapmaktan vazgeç. 3 kuruş para veriyorsun. Fiyatlar arttı, ev fiyatlar arttı, kira fiyatlar arttı, faturalar arttı, doğalgaz zamlandı. Ama insanlara verdiğin sosyal yardımlar aynı, maaşlar aynı. Almanya'dan bahsediyorum, Türkiye'den bahsetmiyorum. Almanya gibi süper bir ekonomiden bahsediyorum. Böylesine 100 yılda bir görülen dönemde vatandaşına para vermeyeceksin de o paraları ne yapacaksın kardeşim? Bu vatandaş değil mi bu paranın sahibi? 3 kuruş sosyal yardım, halkı sosyal yardım dilenciliğine devam ettiriyorsunuz. Başka bir şey yok, kusura bakmayın. Sakın sosyal yardım alanlar bana kızmasın. Ben sistemi eleştiriyorum. Her şey ortada. Vatandaş almış olduğu maaş yetmiyor. Emeklinin maaşı yetiyor mu? İşçinin maaşı yetiyor mu? Geçinebiliyor mu? Niye sosyal yardım alıyor? Belli geçinmiyor. Yetmiyor. Bunu görüyorsun, biliyorsun. Fiyatlar marketlerde, çarşıda, pazarda son bir yıl içerisinde Almanya'da en az %20 artmadı mı? Niye o zaman sosyal yardımları arttırmıyorsun? Enflasyon geçen ay %4,5 çıktı. Bu resmi rakam. Arkadaşlar işlerine gelene tamam diyorlar, diğerlerine de hayır deyip elinin tersiyle itiyorlar. Benim gördüğüm, anladığım bu. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Nereye gidiyoruz? Siyasetçiler bizi nereye götürüyor?
Videonun altındaki yorum bölümüne gündeme getirilmesini istediğiniz konuları da yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizlerden hasreten ricam, lütfen videomuzu beğenmeniz ve mutlak surette de kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Daha fazla insana ulaşmamız için bu mutlak zorunlu olan bir şey. Bunun için sizin desteğinizi bekliyoruz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum.